Bak şimdi bütün her şeyim açıldı. Kamerayı da küç kamerayı küçülteyim de gecikmeyi görmeyin. Oh bak pas pas değil lan o. Şimdi arkadaşlar normale dönüyorum. Ürünler arkada gözükmüyor tabii yere serdim onları. <laughs> Aşağı yukarı size ne vereceğim onu hesaplayacağız. Az önce hepsi burada ile konuştum. <laughs> Açılsın hesap makineleri kardeşim. Açılsın hesap makineleri. Chat not alın. Kulağım çınlıyor şu an ya. Al not. Prezente. Prezente yazmayın. Başlatmayın ne olur. Bokunu çıkartıyorsunuz. Öncelikle hepsi burada 100 kişiye aranızdan o çekilişe katılacak olan 100 kişiye 300 TL'lik şey, şey kodu veriyor. Alışveriş kodu veriyor. Yalnız bu hepsi burada hesabınıza e, tanımlanacak. Kod olarak verilmeyecek çünkü ee, bunların detaylı incelenmesi gerekiyor. Kimisi abuk subuk şeyler yapıyor falan filan. Yani hepsi buradan bu çekiliş için 30 bin lira geldi kardeşim. Artık 3 bin liralık telefon alırsın 300'ünü oradan mı düşürürsün? 300 liraya kadar sepet yapar ee, ücretsiz mi alırsın? 30 bin lirayı yaz. Ben de yazıyorum dur hatta not pet açayım. Benim de kafam çok dağıldı çünkü. Yazdık mı? Hepsi burada. 30 bin TL çaktı masaya. 100 kişi. 100 x 300 TL eşittir. 30 K. Okey miyiz? Şimdi geliyorum. Dur şu çok önemli. Whatsapp'ı ifşalamayalım. Şimdi gelelim. Seagate'e. Oo bak size bir şey göstereceğim. Bak bak. Bak oğlum. Seagate'in verdiği ürüne bak. Cyberpunk temalı. Oha. 8 TB Bu ürünlerin paraları lazım. Bunların fiyatını nereden bileceğiz? Şu pahalı ürünler bunlar. Fark ettiyseniz çok deli adet yapmadım. Hep pahalı ürünlerden gittik abi. Dur bakayım şimdi bunu bir ee, soralım hemen. Unuttun beni değil mi Seagate? Oysa ki biz şu an yayında fiyatları hesaplıyoruz. Bir küçük desteğiniz lazım. Teşekkür ederiz Seagate. Ürün yerine parasını alabiliyor muyuz? Aynen kardeşim. Bak bu ürünü kazandın ya. Ben sana nakit parasını yolluyorum. Temiz. Allah Allah. Kafa yanmış milletin ya. Para para. Abi, abi senden laptop kazandım. Onun nakdini bana 2000 lira kısıp yollar mısın? Bak bak Seagate'e bak. Burada neler var? tamam. <laughs> M2'le. Oo M2 o. Lan bunları ben takayım ya. M2 lazım oğlum bana. Taktım bir tane. Bir haber verdim ama. Bunlar SSD normal. Bunlar normal hard Kaçlık mesela? Arkadaşlar normal hard bile 4 TB. <laughs> hani <gülüyor> yüksek yüksek bütçeli çekiliş yapacağım dedim. Böyle geldi ürünler. Hani normalde doldurursun ya böyle mouse, klavye Allah ne verdiyse hepsini tek atmış vallahi Seagate ya. Dur bakayım. Bir tane mi 4 TB? 8 TB. Bunu vermem. 8 TB da çıktı. Bir 8 daha çıktı. Bir 8 daha çıktı. Oğlum ne yapmışlar? Bir baksanıza. Iron Wolf 8 TB hard disk kaç paraymış? Iron Wolf, Iron Wolf 8 TB. Adam gibi bakın. 1500 lira mı? 1.5-2k. 1800. Ulan burada 2-4-6-8 bin lira burada var zaten. 4 tane üründe. Tamam bunları hep hesaplayacağız şimdi. Durun. Evet. Kafa karıştırmıyorum. Şimdi hepsi burada iyi yazdık tamam mı? 30 bin lira. Allah bereket versin. Ee, gelelim MSA'ya. Şunu buraya alalım. Bunu açalım. Şunu çevirelim. Arkadaşlar tek tek sizden fiyat rica ediyorum ya da ben mi bakayım? GeForce MSI RTX 3080 10 GB'lık grafik kartımız var. O zaten kendi oğlum biz sadece 200 bin liraya geçeriz ha. Biz net 200 bin liraya geçiyoruz. Bunları böyle hesaplayamam. Aa tufan toplamış lan. Dur bakayım. Ulan Tufan bana mesaj atmış görmemişim ya. Olsun. <laughs> 10 bin lira değildir lan 2080, e, 3080. On bin lira mı? Seste sanırım kayma var. Allah Allah. <laughs> Yok oğlum ya hep aynı olduğu gibi. Bayağı var kayma diyorlar. Ben Allah Allah. Yani hiç mantıklı değil. Olmaması lazım. Dur çözüm buldum. Çözüm buldum. Kötüyü yani anlasın. Sesim <laughs> gitti yere. Ya. <laughs> Kötüyü yani anlasın. Ee, şu andan itibaren ses kaymasını kimse anlamayacağı için hiç sıkıntı yok. Hatta ağzım burnum oynatmadan konuşacağım. Ee, şimdi. 30 bin lira hepsi burada. Dikkatimi dağıtıyorsunuz hep ya. 30 bin lira hepsi burada veriyor. Şimdi MSI'ın verdiği laptop. Hah dur yarın teslim edeceklermiş. Tufan, şu an yayındayız. Toplamda kaç Toplamda kaç Kaç ne ya? Kaç paralık ürün veriyoruz? Tam net fiyat ama. Aa, bunu yapacağını kamerayı kapatsaydın ya demiş Ondan sonra kamera nerede? Kamera nerede? Kamera aç. Kardeşim bunları düşünüyoruz. Sen rahat ol ya. Böyle 6-7 saat geçer mi abi? 6-7 saat yayın yapacağımı söylemedim. Maske neden? Nereden çıktı? Tamam oğlum bir kapatın şu konuyu. Trollemeyin abi. Bir salın. Şimdi MSI kaç paralık şey? Bir kere MSI'ın listesini okuyorum size. 3 tane monitör. 3 tane monitör. Şunu bir at. 2 tane 5500 4 GB'lık grafik kartı, 1660 grafik kartı, 1660 Ti Ventus grafik kartı, RX 570 Armor, RX 550 e, grafik kartı gene, 1030 bu ne lan? 1030 ne ya? Neyse bakarız ona. 580 grafik kartı daha yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane grafik kartı oldu. 1050 Ti kaç tane? Bir tane. Vigor GK30, GK50 benim kullandığım GK'lar klavyelerden 3-4-5 tane klavye var. Mouse, Clutch 11 3 tane var. Klavye de koymuş, mouse da koymuş ama onlar burada değil. Bir tane RTX 3080. Ee, düşük, düşükler de olacak oğlum. Ne yapsın adam bana? Elrencim çekiliş mi yapıyorsun oğlum? Canını yerim senin. Biz MSI olarak sana 1 milyon liralık ürün veriyoruz. O iş öyle değil oğlum. Tamam o arkadaşı almayalım. <laughs> o arkadaş çekilişi almayalım. GeForce RTX 3080 dedik. Ondan sonra ee, bakalım bakalım bakalım. Mag B 550 anakart Tomahawk 2000 liralık anakart bu bu arada. 3 tane G24 C4 24 inç 144 Hz 1 MS monitör MS'nin yeni çıkardığı çok güzel sıvı soğutmalar. Ve tam 20 bin liralık. Neredeyse 18 bin 500 liralık. 16 GB'lı 2060 RTX'li laptop. Yani bu baba ürün. Bu burada baba ürün içinde. bildiğin oyun bilgisayarı yani laptop 20 bin liralık laptop koydum lan size alın dedim lan bende yok laptop be bendeki çok eskidi bu arada harbiden onu yollarım onu şey yap daha pahalı o zaten. yani hesaplamalarıma göre iki tane 2060 o 2060 çıkmış diye önceden iki çocuğa bir sürü indire döndü onu aldım buraya koydum kendi anakartlarım manakartlarım vardı hiç açılmamış onları aldım buraya koydum Seagate'in 500 GB'lık iki tane SSD'si kalmıştı. Onları da buraya koydum. Yani kendi koyduklarımla bir 10 bin, 15 bin lira daha eklemiş oldu oraya. Yazık base yok. Yazık. Evet yazık. Ne yazık ki yazık. Ama yapacak bir şey yok. Dur bakayım. Şimdi burada en önemli şey Seagate'in kaç paralık ürün verdiği. Bekle dur PS5'i falan karıştırma dur. Bu şeyin ilk partisi. Çekilişin ilk partisi bu. Tamam ben yuvarlıyorum. Diyorum ki MSI Hepsi burada bir şey yazdı. Şaha yaptık. Şaka yaptık 400 bin lira veriyoruz. <laughs> Yok başka bir konu. Şimdi MSI ne dedik? Ee, 65 bir dakika 2060'lar 4 bin lira olsa onlar bana 61 bin 65 bin liralık ürün vermişler. Ben de üstüne 8 bin liralık ya da 10 bin liralık ürün koydum şu an. E, o zaman 75'i vurmuştur. 75-80 arasıdır. Ben 75 diyorum az yazalım da çoğunu siktir et. 75 binde burası. Ne oldu? Şu an 105K olduk değil mi? 105K. Oğlum daha çok şey var lan. 105.000 bin TL'lik çekiliş oldu. Şey ne demişti bize? Gelelim Inventus'a. Inventus'tan yüksek ihtimal bir 60 bin liralık 70 bin liralık kasa gelir. Yani benim bildiğim Erto abi çıkartır jugulariste işte parva da vurur masaya. Benim sizin bu şekil 300 bin liraya geçecek. Benim bu çekiliş 300 bin liraya geçer. 300 bin liralık çekiliş yapılır mı amına koyayım ya? Geçmez mi diyorsunuz? Gerçi kaç kasa verecek bilmiyorum. O ikinci parti şeyin de. 120 bin plus demiştim. 300 bine gidiyoruz anasılayım. 150-150 yapak. Oğlum bence de öyle yapalım. Ben baş edemem ki. Ya da tek bir tane yapıp böyle uçuralım. Anlostun da rekorunu kıralım amına koyayım. 250 bin anlık izlenme. Sat araba al. Allah <laughs> şey. helal olsun beni düşünüyorsunuz be. Yok ya benim derdim rekor mekor değil canım. O alakası yok. Ben istiyorum ki hani operasyonunu güzel yapabileyim yani. Derdim o. Siktir bana mı dedin? Bana dediysen çünkü küfür edeceğim. Maskeyle duruyorum. Boğuldum zaten. <laughs> tamam. Yani şu an bir tek Seagate'den haber bekliyoruz. Ürünleri tek tek saymayacağım size. Öyle çok zorlanacağız çünkü. Seagate daha görmemiş mesajımı. Ama tahminimce yani buradaki ürünlere bakıyorum. <laughs> Burada bir 30 bin lira var ya. Burada 30 bin liradan fazla da olabilir. Sonuç olarak 105 hadi 35 de burası 140 bin. O zaman 150 150 yapacağız. Kasaları bu çekilişte vermeyeceğim. Burada laptop vesaire olacak. İkinciye kasa artı PlayStation'ları koyarım. İki çekiliş yapacağız abi. İki çekiliş yapalım. Tek çok zorlar beni, Yor, yorulurum yani. Onları yollayamam bir de. Bir de insanlar normalde firmalardan yollattırıyor. Ben evime toplayıp evden kargolattırıyorum. Kendim kargoluyorum. E, Feriştam öpülüyor, gerek yok. Bir kasım çekilişi, bir aralık çekilişi mesela arka arkaya. Kasım oldu. Kasım bitti lan. Ne Kasım çekti? Aralık Ocak o zaman. Yok oğlum takipçilerden çok kargocu var ya. Yardımcı oluyorlar sağ olsun. <laughs> Sablara özel mi? Sabların tabii ek ekstrası. Ya sablar bak şimdi. Bilmemler. <laughs> Bunu ben şimdi abonelere özel yapmasını bilirim. Ben orada ne incesini düşündüm biliyor musun? Hani biz bu 17.500 rekoru abonelere e, bir çekiliş vaat etmeden dedik ya hep vurguladık. Onu yanlış anlayan arkadaşlar da oldu. E, çekiliş ne oluyor amına koyayım ya? Bu ne? Anlamadım. Ha, Ben şimdi bunu abonelere özel yapıp daha da böyle rekora koşayım, abartayım istemedim. Ters köşe yapayım dedim. Yani insanlar 17.500 aboneye çünkü laf ediyorlar anladın mı? Bak ben bunu çekilişte yapmama rağmen hala sağda solda diyorlar ki işte Edren'in niye bu kadar fazla abonesi oldu? Çünkü çekiliş yaptı. Yok. Yapmadım. Amına koduğum yapmadım. Yok yani yapmadım öyle bir şey. Yapmadığım halde bunu yiyorum bir de yapsam ne olur dedim. Çıktım Instagram'da dedim ki aboneleri özel yapmıyorum. Herkese açık yapıyorum dedim. Bu sefer aboneler özel yapanlar tribe girdi bana darıldılar. Gibi gibi işler yani. O yüzden abonelerin ekstra puanı çok olacak. Çok olacak değil mi? Onun algoritması dengelenecek tabii. Ama herkes katılabilsin istedim. Çünkü zaten 300 bin liralık çekiliş oğlum yani. Evet Annosta da aboneleri özel yapmadı mesela zamanında. Değil mi? Öyle mi yapmadı? Yok ama niye onun aboneler özel miydi? Bilmiyorum. Abi sizin çekilişini takip etmenizi biliyorum. Ben vermek istiyorum, dağıtmak istiyorum. Bak bizim çocuklar ıkınıyor. klafın kamerası bile yok amınak. Böyle bakıyordur ekrana şimdi. Bir tane grafik kartı bana versen yayıncı olacağım belki. Tövbe ya Rabbim ya. Neyse arkadaşlar yani özetle e, yüksek ihtimal yarın 3 monitör laptop ve de diğer mouse'lar da geliyor. Seagate'in iki eksik ürünü var ama onu boş verdim. Onları katmayacağım çekilişe bekleyemeyeceğim daha fazla. Pazartesi gününden ya da salı gününden itibaren Çekilişte ne yapmanız gerektiğini yazacağım. Hiç zorluk yok. Sadece abonelerin ekstra puanı var. Glim'de Gleam'de yapıyorum zaten çekiş orada yapacağım. Bu ürünleri veren adamların Instagram'ını takip etmek size ekstra puan verecektir. Onu da yapayım arkadaşlar. Ama yok e, yorum at, like attır, altına üç arkadaşın etiketle gibi şeyler yapmıyorum. Sadece gireceksiniz. E, üç tane, dört tane görev var. Hadi bilemedim beş tane. Görev de değil. Onlar ekstra puan. Şansını arttıracak şeyler. Onları yapıp işi bitiriyorsunuz. Bak kimseye, kimseye disfan atmıyorum. Kimin ne yaptığını bilmiyorum bile. Yani biri birine yorum attırtıyorsa... Bilmiyorum kimin ne yaptığını. O da bir yöntem. Ben o yöntemi kullanmıyorum sadece. Ben insanların ne yaptığını izleyen biri değilim arkadaşlar. Yani yayınında ne yapıyor, ne oynuyor, Instagram'ında ne yapmış, de ne yapmış bilmiyorum. Bazen öyle kötü denk geliyor ki adamlar arıyor beni. Tukan abi bunu bilerek mi yaptın? Ne bileyim amına koyayım diyorum lan senin.